Merhaba, size soralım. Kayıtta mıyız? Evet. Ekonomiden memnun musunuz? Yok, hiç memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Çünkü görünüyor, her şey ortada yani. Yani çok kötü. Yani. Açıkçası milleti görüyoruz yani. Berbat durumdalar yani. Neden böyle oldu sizce? Valla bence iyi yönetilemiyoruz. Çünkü artık net bir şekilde belli olmaya başladı her şey yani. İyi yönetilemiyoruz o yüzden yani. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi? Bu şekil düzelmez. Yani kesinlikle düzelmez bu şekilde yani. Mesela geçtiğimiz haftalarda açıklama yapıldı bakan tarafından. Dedi ki Türkiye'de yoksulluk diye bir şey kalmadı dedi. Onun için kalmamış. Demek ki halkı görsün geçsin halkın içinde geçsinler. Bir görelim bakalım. Gezebilecekler mi açıkçası? Bence gezemeyecekler. Çıkmıyorlar mı halkına? Tepki görürler. Yani nasıl söyleyeyim, AKP'lisinden de tepki görürler. Diğer partilerden zaten mecbur görürler. Yani sıkıntı büyük yani açıkçası. Büyük bir patlama olur. Halk patlar ya yakında. Çünkü kredi çekenler oldu. Borçlandılar. Yani büyük bir sıkıntı içinde millet. Yani patlayacak bir şekilde yani. Bu böyle gitmez yani. Uzun sürmez kısacası. Peki. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Onu düşünmek lazım. AKP olmadığı belli yani. AK Parti'ye vermem yani açıkçası. Yönetemiyorlar çünkü. Peki. Daha önce hangisine verdiniz? Daha önce Anavatan Partisi'ne verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Şu anda yani büyük bir ihtimalle gene CHP'ye veririm yani. Vallahi ekonomiden memnun değiliz. Zaten pandemiden önceki süreçten itibaren kötü gidiyordu. Pandemide zaten hızır gibi yetişti. Ekonomi nakavt oldu. Mesela Acun'un bir tane yarışması vardı MasterChef diye. Bazen Twitter'ın oraya giriyorum. Adam altına şey yazmış, işte 3 tane çocuğum var, geçinemiyoruz, zor durumdayız. Mesela böyle şeyler olmuyordu. Mesela Instagram'da kadın fotoğrafını paylaşmış, ünlü birisi. Altına yorum yazmış, acımdan ölüyorum diye. Mesela bu şeyleri görmüyorduk. Son zamanlarda arttı. Yani insanlar yardım istiyor yani sosyal medyada. Ya zaten sosyal medyada, mesela televizyonda da. Mesela TÜİK'in yaptığı bir çalışma var onun dışında. İstanbul'da kilerin şu anda Aralık ayında %59'unun cebine günlük 40 liradan fazla para girmemiş. Ortalaması buymuş. Yani Avrupa'da ya da Türkiye'de kıyaslama yapmak anlamına değil ama Türkiye'de yaşamak, ayakta kalmak, yani günü kurtarmak çok zorlaşmaya başladı. Ben burada esnafım mesela. Bizim de 8 tane eleman çalışıyordu. 5'e düşürdük. Buradaki birçok esnaf da eleman sayısını düşürdü. Yani işler kötü. Yani teşvikler yetersiz kalıyor. Yani ne bileyim 500 diyorlar işte esnafa destek verdik şöyle böyle. Var mı bir destek? 21.500 lira kiramız vardı. 500 lira için başvuru yaptık. Bizde o potansiyel olmadığını, yani 500 liralık potansiyelin çok üstünde olduğumuz için o 500 lirayı bile alamadık yani. 21.500 lira kiramız var. Hesap TL'yi alamadık. Onu da alamadık yani. Kriterler uymadığımız için onu da alamadık maalesef. Peki nasıl görüyorsunuz? Umut var mı? Düzeltebilirler mi? Ya şimdi umut var mı? Umut her zaman var. Umut nasıl var? Mesela hayatım boyunca hiç zenginin bir fakir arkadaş olduğunu gördün mü bu zamana kadar? Görmezsin. Fakirin amacı da zengin bir arkadaş edinmek. Bu da kısası, uzun lafın kısası, devlet zengin, millet fakir. Zengin olarak kendini devleti dost olarak görüyor. Devletten yardım bekliyor. Bu da ne demek? Umudunun devam ettiği anlamına geliyor. 1950 yılında, 60 yılında, 70 yılında, 80 yılında, 90 yılında, 2010-20 kaç sene geçmiş? 70 sene. 70 senedir hep gelen gideni arattı. 80 yılında memnun olmayan bir abi şu anda dede durumunda 80'leri arıyor. Bu ne demektir? Yıllar geçer, sonuç değişmez. Son sorumuz. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Valla ben AK Parti üyesiyim 2003'ten beri. Davul Zurnay'la AK Parti üyesi olduk. AK Parti'den başka partiye oy vermedim. İstemeye istemeye CHP'ye vereceğim. Niye CHP'ye vereceğim? Birincisi yaptığı politikalar bize zamanında çok kandırılmışız. Niye biliyor musun? Ulan bir araştırdım, CHP asgari ücreti atsın diye uğraşıyor. Ulan bir bakıyorum CHP işsizlikten bahsediyor. Bir bakıyorum CHP yoksulluktan bahsediyor. Baktım ki gerçekten halkı ilgilendiren şeylerden bahsetmeye başladı. Şimdi CHP'nin kavramı da önceden demokrasiydi.
Ulan demokrasi de aç karnı demokrasi olur mu yani? İnsan karnı doyuramadığı sürece demokrasi olur mu? Ondan sonra artık yönlendirmeler mi, araştırmalar mı, PR'ını mı değiştirdi? Ne bu şey, ne yaptılarsa artık ekonomiye döndüler. İşin biraz da halka inmeye başladılar. Yani en büyük gündemi ekonomi diyorsun. Ya şimdi röportaj yapıyorsun. Kaç saat aç kalabileceksin? 24 saat. Kaç saat sus kalırsın? Kışın 40 saat, yazın 25 saat. İstiyorsan kal, denemesi de bedava. Yani ekonomik anlamda insanların durumunu geliştirmesi ve insanların durumunu geliştirmesi, değiştirmesi biraz da kendiliğinde değil diye düşünüyorum yani. Peki siz daha önce AK Parti'ye oy verdiniz, üyesiydiniz. Hala üyesi misiniz? Yeni üyesiyim. Yeni üyesiniz ama CHP'ye oy vermeyi düşünüyorsunuz. Yani şu anda düşünüyorum, 90 dakikada gol olmazsa, yani şu ana kadar öyle bir düşüncem var. Yani mesela benim, biz mesela Osmanlı torunuyuz. Mesela bak ben Malatyalıyım, Battalgazi torunuyuz. Battalgazi ne diyor? İslamiyet'in yayılmasında en büyük önderlerden bir tanesi. Şimdi bakıldığında biz MHP kökenliydik. Daha sonra AK Parti'ye döndük. Şimdi CHP'nin, yani bende şu yok güzel kardeşim. Yani bende fanatiklik yok. Şimdi CHP'nin falsosunu görürsün. Adam mesela ölümüne gidiyor. Ya kardeşim ölümüne gidersin. Ya bedavadan ölürsün. Mesela bir uçağı düşün. Uçakta ölüp ölmeyeceğini sen belirleyemiyorsun. O anki hava koşulları belirliyor. Senin ekonomi de şu anki durumlar belirleyecek. Hayır, hiç memnun değilim. Neden memnun değilsin? Bir genç olarak geleceğimden de hiç emin değilim. Yani bir şey düşünemiyorum, geleceğe dair hiçbir umudum yok. Neden böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. yönetilemiyoruz bence. Tam olarak fikrim bu. Umarım iyi olur. Düzeltebilirler mi sizce bugün? Yani eğer gerçekten mantıkla ve gerçekten kendisinden çok milletini düşünen birisi gelirse evet. Bencil olmayan birisi gelirse evet, düzelebilir bence. Değişmesi mi lazım diyorsun? Evet, kesinlikle değişmesi lazım şu an. Yani kime sorarsanız sorun bilmiyorum. Çok memnun kaldıklarını düşünmüyorum. Çok zor durumdayız hatta. Yani bir markete gidiyorsun, iki parça bir şey 150-200 lira para veriyorsun. Yani hiç kimse geçinemiyor rahatlıkla. Ürünlere zam mı gelmiş? Çok aşırı zam gelmiş. Yani kimse bir şey alamıyor dediğim gibi. Çok zor durumdayız yani. En çok yağ örneğini veriyorlar. Yağ 80 lira oldu diyorlar. Evet, yani önceden derlerdi ki yağ, soğan, salça olsun, istediğini yaparsın diye. Şu an artık yağımız bile yok evde. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Yakında taşları kemiririz artık herhalde. Öyle. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? O konuda tam emin değilim. Ama şöyle diyebilirim. CHP'nin başı eğer giderse, yani Kemal Kılıçdaroğlu giderse, Mansur Yavaş olursa kesinlikle hiç düşünmeden oyum onadır yani. O şekilde düşünebilirim. Daha önce hangisine verdiniz? Ben daha önce boş oy kullandım, evet. Sağ olun. Teşekkürler. Sizlere de soralım. Siz ne düşünürsünüz? Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi şu anda pek gidişatı iyi gözükmüyor. Ama inşallah düzelir. Daha doğrusu hani hükümeti biraz rahat bıraksalar, içeride ve dışarıdaki hani güçler biraz serbest bıraksalar, üzerine gitmeseler düzelme ihtimali var. Şu anda zaten yurdumuz hani her türlü yönde saldırı halinde. Yani savuk savaş dediğimiz bir ortamdayız. Hani dışarıdan ve içerideki, daha doğrusu hainler bıraksalar yani hükümeti rahat bıraksalar. Yani AKP için söylemiyorum. Yani baştaki hangi hükümet olursa olsun. Yani bu durum yaşanacak. Yani bıraksalar, kendi yoluna bıraksalar, hükümete biraz destek olmuş olsalar düzelme ihtimali yüksek. Mesela hangi yönlerden rahat bırakmıyorlar? Her yönden abi. Her yönden de. Yani her yönden de. En başında muhalefet dediğimiz parti ve başındaki zat yani hiçbir devlette olmayan bir şeyi yapıp da kendi ülkesini gidip dışarıya şikayet ediyor. Hani bu hiçbir ulusta görülmemiş bir şeydir. Yani bu şekilde davranmasalar, hükümetin yanlışını, hükümetin doğrusunu desteklemiş olsa, yanlışına karşı da bir yani doğru şekilde bir hareket etmiş olsa, birliktelik olsa daha güzel olur. Ülkemiz daha güzel olur. Şimdi özellikle gelen zamlardan çok şikayetçiler. Berat Albayrak biliyorsunuz dolarla ilgilenmiyoruz diyordu. Sonra sessizce istifa etti. Nasıl görüyorsunuz? İyi yapabildim sizce?
Valla pek başarılı olamadığı gibime geldi Berat Albayrak. Yani o da ekonominin neden sorumlusu kimdir siz? Ekonominin sorumlusu şu anda baştaki varsa odur yani. Ekonomi sorumlusu yani. Dış güçler değil midir mesela? Tabii muhakkak ki dış güçler yani, muhakkak ekonomi sorumlusu yani, ülkeye yapılan saldırılar yani, bir tek yani direkt saldırı dediğimiz zaman savaş değil ki, bu ekonomik yönden de bir ülkeyi batırmak bir savaş sayılır yani. Biz mesela sorduğumuz zaman diyorlar ki ya dış güçler saldırıyor evet ama içeriden neden bir hazırlık yapılmıyor diye. Yani nasıl yapsınlar ki? Zaten içeride yapılan hazırlıklara da engel olmaya çalışıyorlar. Kimse nasıl engel adam, zaten tek parti iktidarı var. Her şey iktidarı var da şimdi yani muhalefet partisinde en ufak bir sözü doları yükseltir, alçaltır yani. Bu şekilde dış güçlerin en ufak bir hareketi, olayı, bir şeyi yani ekonomiyi Türkiye yönünden etkiler yani, bayağı etkiler. Muhalefetin etkisi var mı sizce? Tabii vardır ya. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu abi? Başkanlık sistemi var şu anda. Her şey bir kişinin elinde zaten. Abi bir kişinin elinde de tamam, doğru söylüyorsun bir kişinin de ama her şey çıkabilir. Yani tam anlamıyla değil. Yani bir kararnameyle çıkıyor ama daha tam anlamıyla değil. Padişahlık mı olsun? Yok yok, padişahlık diye bir şey olmaz yani. Yani şu anda başkanlık sistemi dünyada her tarafında var hemen hemen. Nasıl gidiyor şu an başkanlık sistemi sizce? Valla rayına oturması lazım. Yani bazı eksikleri çok. Eksikler bayağı var yani. Dünyanın her yerinde başkanlık var mı diyorsun? Tabii hemen hemen dünyanın %80'inde başkanlık sistemi mesela var yani. Mesela Amerika'da başkanlık sistemi var ama Trump'ı yargılayabiliyorlar. Bizde öyle bir şey yok mesela. İşte bu ilerideki olması gereken şeylerden biridir yani. Yani Trump'ı yargılamak. Cumhurbaşkanına kimse hesap sorabilir mi? Senatörler grubunda belli bir oy yüksekliği alması lazım ki yargılansın diye. Yani Yok, direkt herhangi bir yargıç tutup hemen Trump hakkında bir dava açabiliyor mesela. Açamazlar. En son olaylardan sonra. Tamam, Recep Tayyip Erdoğan hakkında da açabilirler. Türkiye Cumhurbaşkanı hakkında açabilirler ama dokunulmazlık aldıktan sonra açabilirler. Yani mahkeme devam eder. Mahkeme açabilirler ama dokunulmazlık aldıktan sonra devam edebilir. Bu Türkiye'de de var yani, yok değil. Kimse öyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir, niye yapamasınlar ki? Yapamayız. Yapılır. Ertesi hafta herhangi bir ilin ilçesine sürülebilir belki. Evet. Evet. Vallahi ne bileyim abi, yani bu yani gerçek Türkiye'nin gerçek bir demokrasiye dönmesi için yani muhalefet olsun, diğer partiler olsun, baştaki hükümetteki parti olsun, hepsinin bir araya gelip belli bir düzeyde çalışması lazım. Yani demokrasi bunu var mı sizce şu an? %60 %60 Çok sağ olun. Yani, rica ederim. Siz yarın bir seçim olsa hangi parti? Benim oyun belli zaten. Sakalına da belli olur mu? Benim MHP kardeşim. MHP. Evet. Neden MHP? Ben çocukluktan beri MHP'liyim. Arada da aynı parti tutuyorum. Yani değişmez benim için. Peki. Çok sağ olun. Teşekkürler. Size de soralım. Siz ne düşünürsünüz? Yok, zaten cevap verdiler onlar. Yok. Hiçbirine de katılmıyorum. Hiçbirini beğenmiyorsun? Hiçbirini. Peki daha önce hangisine oy veriyordunuz? Valla önceden eşimin ısrarlarıyla yani onun üzerine AK Parti'ye falan şey yaptım ama bu sonki seçimde hiçbirine oy vermedim. Şu an kararsız mısınız? Evet. Ve öyle de kalacak, öyle görünüyor. Ekonomiden dolayı mı daha çok? Her şeyden. Evet, her şeyden. Zaten önce zaten bu Suriyelilerin gelmesi, burada kalması. Zaten ülkeyi hemen hemen ele geçirdiler. Her kesimden yani. Her şey üzerinden ele geçirdiler de. Yani hükümet o şeyden kaybetti. En başta yani o şeyden kaybetti. Özellikle gençler diyorlar ki Suriyelilerden dolayı işsizlik var. Aynen, aynen. Her yerde Suriyeli. Her iş kesiminde öncelik Suriyeli. En büyük yanlışı Suriye oldu. Evet. Ha tamam, sokuyorsa savaşı var ama bunu kadınları, çocukları, el ayağı tutmayanları al. 20 yaşındaki genç geliyor burada, affedersin, ceviz kırıyor. Bizim gençlerimiz orada savaşa gidiyor. Olmaz yani bu. Gönder kardeşimiz. Eli silah tutanı gönder. Savaşın ülkesine ya, bizim gençlerimiz, askerimiz ne diye Suriye'de savaşıyor ki? Hani Suriyeli genç gelip de burada otursun. Efendim her türlü film fırıldağı yapsın. Bizim gençlerimiz de gitsin askerde, askerlerimiz Suriye'de savaşsın ve ölsün, şehit olsun. Hani bu hiçbir vicdana sığmaz yani. Alıyorsan gençlerini, mağdur olanları al. Belli bir tampon belge oluştur. Orada yerleşkelerini yap. Gıdalarını, yardımlarını yap. Ama getirip de hepsini birden Türkiye'nin etrafına salmaya gerek yok. Şu anda mesela bir iş yerinde 4 tane işçi çalışıyorsa 3 tanesi Suriyeli. Bizim vatandaşımız, gençlerimiz boşta geziyor.
Yani bu konuda hükümet gerçekten yanlış yaptı. Yani bu konuyu hakikaten yanlış yaptı. Yani bu konuda aslında en büyük sorumluluk yine muhalefette gibi sanki. Hep muhalefetin başının altında. Ya muhalefetin başının altında çıkıyor diye değil. Muhalefet de yani kendini bilmiyor yani kardeşim. Şimdi gidip de bir terör örgütüne destek vermesi, bir terör örgütüyle beraber gezmesi, terör örgütüne destek veren partiyi desteklemesi, yani bir teröristin cenazesine katılması, yani bu muhalefeti alçaltan şeyler. Sen bir Türkiye Cumhuriyeti muhalefetisin kardeşim. Senin PKK ile veya terör örgütlerine ne işin var? Yani geç ülkenin yanlışını hükümete bildir, millete açıkla, hükümetin doğrularını destekle. Muhalefet dediğin böyle olmalı. Yani kalkıp da terörist PKK'nın desteklediği partiyle kol kola girip de yürümek, onu desteklemek, terör cenazesine gitmek, bunlar yani sorun değil. Bunlar partiyi düşürtür. Peki. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bir şey söylemek istiyorum. Artık kadınlarımız olsun istemiyorum. Ben bir genç kız olarak, bir kadın olarak istediğim saatte dışarı çıkabilmek, özgürce hareket edebilmek, özgürce davranabilmek istiyorum. Eşimden şiddet gördüğümde adaletin yerini bulabileceği bir ülke istiyorum. Bundan emin olmak istiyorum. Bu kadar. Ve adalet istiyorum. Artık adalet istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.